13 Haziran 2020 Cumartesi gecesi Genç Tatar 68. yayını başladı efendim. Ben Aruva ise hepinize hoş geldiniz diyorum. Kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel bir akşam diliyorum tüm dinleyicilerimize efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlerle beraber yine bir Genç Tatar yayınında birlikteyiz efendim. İnşallah tüm dinleyicilerimiz iyidir, sağlıklıdır. Bu dileklerle, bu temennilerle yayınımızı başlatıyoruz efendim. Bizler de bugün daha iyiyiz, daha mutluyuz, daha sağlıklıyız. Neden mi? Çünkü uzun bir aradan sonra yayınımızı her zaman yaptığımız yerde, derneğimizde yapıyoruz. İnşallah birazdan Kalakay kardeşim de benimle birlikte olacak. Malumunuz yayınımız başladı ve paylaşım yapmamız gerekiyor. O şu anda o işlerle uğraşıyor. Birazdan Kalakay da benim yanımda olacak. Ve bugün uzun bir aradan sonra beraber yayın yapacağız. İnşallah sizlerle güzel bir akşam geçireceğiz. Bu temennilerle yayınımıza başlıyoruz efendim. Tabii ki hemen yorumlarımız gelmeye başladı. Hemen o yorumlara bir göz atalım sizle beraber ve kaldığımız yerden sonra devam edelim. Önder Hüseyin, hayırlı akşamlar, Romanya'dan selamlar diyorlar bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Romanya'ya, soydaşlarımıza, kardeşlerimize bol bol selamlarımızı iletiyoruz. Özcan Ateş, başarılar diyor. Cahitcan alkışlıyor bizi. Teşekkür ediyoruz. Erol Nurla, sağ olunuz demiş. Teşekkür ediyoruz Erol Nurla'ya. Önder Hüseyin, daha sonra bir yorumda daha bulunmuş. Romanya Mecidiye kasabasından selamlar demiş. Zaten Romanya deyince aklımıza gelen ilk yerlerden birisi Mecidiye kasabası. Kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz biz de Romanya'ya, Mecidiye'ye efendim. Cahitcan, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Genç Tatar, selamlar diyor bizlere. Tuğrul Tatar da bizleri alkışlıyor efendim. Bunun haricinde video partilerimizde de Yalçın Tuna bizlere el sallıyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Bugün güzel bir yayın daha geçireceğiz sizlerle beraber. Tabii ki her zaman olduğu gibi bir kişi daha bizle beraber olacak bugün. Onu size anlatmaya çalışacağız, tanıtmaya çalışacağız. Tabii ki bizler de kendimiz de aydınlanmış olacağız. O tanıyacağımız kişiyle ilgili bilgiler edineceğiz sizlerle beraber. Nacizane sizlere de aktarmış, anlatmış olacağız inşallah diyelim. Bugün güzel başladık. Hiç ara vermeden bir müzik daha dinleyelim. Daha sonrasında yavaş yavaş programımıza başlayalım efendim. Programımızın girişinde Nazife Rizova gidene bak gidene demişti bizlere. Şimdi de Dilaver Osman 3 karanfil diyecek ve ardından yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Genç Tatar 68. yayını başladı. Aramıza yeni katılanlara tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Lütfen yayınımızı paylaşırsanız ve yorumlarınızla bizlere dahil olursanız çok sevindirirsiniz Genç Tatar'ı efendim. Dilaver Osman, 3 Karanfil. İyi dinlemeler. Candan sigel yârim, ellerge bağışladım. Yar, yar, yar aman, yar sidgim kop zaman. Yar, yar, yar aman, yar sevdası bik yaman. Yar, yar, yar aman, yar sidgim kop zaman. Yar, yar, yar aman, yar sevdası pek yaman.
Ettim kazan almadı, kayıttım iğden almadı. Şişip kalsın bonda yar, bu yılda kaldım ben bekar. Yar, yar, yar aman, yar sidigim kop zaman. Yar, yar, yar aman, yar sevdası pek yaman. Yar, yar, yar aman, yar sidigim kop zaman. Yar, yar, yar aman, yar sevdası pek yaman. Altın tabak işinde fil canımsın sen benim. Dobru canım işinde bir tanemsin sen benim. Yar, yar, yar aman, yar südügüm kop zaman. Yar, yar, yar aman, yar sevdası pek yaman. Yar, yar, yar aman da, yar südügüm kop zaman. Yar, yar, yar aman, yar südügüm pek yaman. Şala tıktım şanama, cibere verdim yaylağa. Benden kop kop selam et, al yanaklı yarıma. Yar, yar, yar aman, yar südügüm kop zaman. Yar, yar, yar aman, yar sevdası pek yaman. Yar, yar, yar aman da, yar südügüm kop zaman. Yar, yar, yar aman, yar südügüm pek yaman. Yar, yar, yar aman, yar südügüm kop zaman. Yar, yar, yar aman, yar sevdası pek yaman. Evet efendim, saatlerimiz 21.12'yi gösteriyor. Genç Tatar 68. yayını kaldığı yerden devam ediyor siz değerli dinleyicileriyle beraber efendim. Güzel bir yayına başladık. Yorumlara hemen bakalım. Yeni yorumlar varsa kırmadan hemen onları bir an önce okuyalım efendim. Tuğrul Tatar yahşı demiş. Beğendiyseniz ne mutlu efendim. Şeref Sert hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diyor bizlere. Teşekkür ediyoruz Şeref Sert'e de. Zülbiye Özgen de bizlere video partimizden el sallıyor efendim. Dediğimiz gibi yayınımız içerisinde, canlı yayın içerisinde bizlere bol bol yorum gönderirseniz onları okuyabildiğimiz her fırsatta okumaya çalışacağız. Tabii ki konuşacağız, muhabbet edeceğiz, anlatmamız gereken şeyleri anlatacağız, haberlere göz atacağız. Ama dediğim gibi sizler yorum yazdığınızda da ilk olarak yorumlara göz atmaya çalışacağız efendim. Mehmet Çoban selam, dua, muhabbet ile demiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine yorumlarından ötürü. Özellikle yorum yaparak ve yayınımızı paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz efendim. Artık yavaş yavaş yayınımıza başlayacağız. Bugün sizlerle Sabri Ülker'i konuşmaya çalışacağız. Programımızın ilk akış süresinde Sabri Ülker'i tanımaya gayret göstereceğiz tabii ki. Ve devamında da haberlerimiz olacak. Tabii ki aralarda yine çok güzel Kırım yırları yırlanacak. Bunları dinleyeceğiz. Kulaklarımızın paslarını sileceğiz sizlerle beraber.
Rüşan Yalçın, tüm Adana Kırım Türkleri Dernek Başkanı Rüşan Yalçın, hayırlı akşamlar, selamlar diyor bizlere. Rüşan Bey'e biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkürler efendim yorumlarınız için. Hadi gelin yavaş yavaş başlayalım. Ya arkadaş, Kalakay demiştin, Kalakay nerede diyorsan hiç merak etmeyin. Biraz sonra o da bizlerle beraber olacak. Tabii ki sosyal mesafeye uyarak yanımızda olacak efendim. Bunu da tekrar ederek haydi gelin, bugün programımızda sizlere anlatacağımız konumuz olan Sabri Ülker'le onu anlatarak, yad ederek başlayalım efendim. Hemen görselleri de ben size göndereyim, ekranımıza gönderelim ve ekranımızda da şu anda Sabri Ülker'le alakalı görselleri gönderdik. Birazdan sizlerin de ekranlarında olacak. Haydi gelin Sabri Ülker'i yavaş yavaş tanımaya başlayalım efendim sizlerle beraber. Tabii ki birçok Türkiye'de yaşayan Kırım Türklerinin, Kırım Tatarlarının bildiği bir isim Sabri Ülker. Hatta Romanya'da, Kırım'da bile, hatta daha farklı Kırım Tatarlarının yaşadığı coğrafyalarda da ismi bilinen biri Sabri Ülker. Bir sanayici, bir iş adamı kendisi. Onu bugün tanımaya çalışacağız sizlerle beraber. 16 Eylül 1920 doğumlu Sabri Ülker, Kırım'ın Aluşta'ya bağlı Korbek köyünde ikamet eden devletler ailesine mensup olarak 16 Eylül 1920'de Kırım'da dünyaya geliyor efendim. Babası Hacı İslam, annesi Şakire Hanım'dır. Hacı İslam Efendi o dönemde diğer Kırım Türklerinin de yaptığı gibi eğitim alabilmek amacıyla 1891 yılında 18 yaşındayken İstanbul'da Fatih Medresesi'nde eğitim almaya geliyor efendim. Ardından Darül Muallimin'de Sultan II. Abdülhamit Han'ın sağladığı burs imkanlarıyla eğitim hayatına devam ediyor. Bu okulda bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da öğretmenlik mesleğini icra ediyor Sabri Ülker'in babası Hacı İslam Efendi. Bu dönemde aile Kırım'dan Ak topraklara göç etmek zorunda kalıyor efendim. Ve burada Hacı İslam Efendi yine Kırım Türkü olan Şakire Hanım'la evleniyor. İstanbul'da Ak topraklar denilerek anlatılan yerde dünya evine giriyorlar Hacı İslam Efendi ve Şakire Hanım. Tabii ki bu dönem içerisinde tarihi olaylar da cereyan etmekte. Birinci Balkan Savaşı patlak veriyor bu süreç içerisinde, bu dönemler içerisinde efendim. Ve aile bulundukları bölgeden İstanbul'a göç etmek zorunda kalıyorlar. İstanbul'dan Eskişehir'e soydaşlarımızın, Kırım Türklerinin yanına yerleşim amacıyla yola çıkan aile Eskişehir'e vardıklarında Hacı İslam Efendi'nin tayininin çıkması üzerine Konya'ya geliyorlar. 1912 yılında Konya'ya geliyor ve Hacı İslam Efendi Konya'da görevine başlıyor. Bu görev çok uzun sürmüyor efendim Hacı İslam ve ailesi için. 1913 yılında Hacı İslam Efendi ailesiyle beraber Kırım'a geri dönüyorlar. Hacı İslam Efendi ailesi ve akrabaları onun Kırım'da kalmasını isteyerek öğretmenlik mesleğini vatanında yapmasını söylüyorlar. Bunun üzerine Hacı İslam Efendi ailesini de artık alarak Ak topraklardan vatan Kırım'a tekrar geri dönüyor. Hatta bu dönemle alakalı Sabri Ülker'in anılarından alınmış bir anekdotu da sizlere paylaşmak isterim. Sabri Ülker şöyle diyor efendim: rahmetli ablam Sıdıka ve ağabeyim Asım Çorlu'da doğmuşlar. Rahmetli küçük ağabeyim Hakkı Bey ve ben Kırım'da doğduk. Ailemiz Balkan Harbi öncesi Çorlu'nun Kara Mehmet köyünde yaşıyormuş. Balkan Harbi bozgununda çocukları kucaklarında büyük göçmen seliyle İstanbul'a gelmişler. Camilerde ve cami avlularında uzun süre barındıktan sonra rahmetli babam memleketi olan Kırım'ı ziyaret etmeyi uygun görmüş. Biz dönünceye kadar düşmanda çekilir diye düşünmüş anekdotunu sizlere de ilettim efendim. Hemen şöyle bir geri dönelim. Gelen yorumlar varsa onlara bakalım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Halil Mürevvet Güneş Akıl. Mürevvet ablamız bizlerle beraber. Hayırlı akşamlar gençler, iyi yayınlar diyor bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de selamlarımızı iletiyoruz.
Onun haricinde başka yorum var mı diye hemen bir göz atacağım. Eğer yorumumuz varsa onu ileteceğim. Arkadaşlarım tabii ki boş durmuyorlar, sağ olsunlar. Ali Boz Toprak bizlere el sallıyor. Filiz Taş, esenlikler, iyi yayınlar diyor bizlere. Efendim çok teşekkür ediyoruz yorumla bize eşlik ettikleri için. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi sizlerle beraber. Sabri Ülker'i tanımaya çalışıyoruz sizlerle beraber. Sabri Ülker 9 yaşına kadar yaşayabildiği vatanı Kırım'da Bolşeviklerin zulümlerini bizlere şöyle aktarmış efendim. 1920 senesi sonbaharında beyazların ve Kırımlıların savunma hatlarını yıkan komünistlerin Kırım'a girdikleri gün doğmuşum. Kırım'dan kaçan beyaz Ruslar ve Kırımlılar dünyanın her tarafına yayılmışlar. Komünizmin tatbikatından pek çok şeyler hatırlıyorum. Öğretmen, imam, papaz ve okumuş insanlar ile zenginleri hukuksuz saymışlardı. Her şeyin vesikasıyla dağıtıldığı bir dönemde hukuksuz sayılan bu insanları kuyruklardan çıkararak "Şimdiye kadar yediniz, artık size bir şey yok" dediklerini hatırlıyorum. Biz de bu hukuksuz sınıftaydık. Bütün bağ, bahçe ve tarlalara el koyularak "Hepsi devletindir, baştan dağıtacağız" dediler. En güzel ve verimli bağları, bahçeleri tembel ve fakir insanlara, en kötülerini sevmediklerine verdiler. Güzel bağ ve bahçeler tembellerin elinde tanınmaz hale geldi. Çalışkan insanlar ise beğenilmeyen yerlerde yeniden bağlar ve bahçeler kurdular. Komünistler tembelleri hiç suçlamadılar. Onlara göre suç kapitalist ruhlu insanlardaydı. Ne yapsan üste çıkıyorlardı. Çare onları yok etmekti. Urallara, Sibirya'ya sürgünler ve toplu kurşuna dizmeler başladı. Doktor Jivago filmindeki sahneler her tarafta yüzlerce defa tekrarlandı. Babamızı ve bizi defalarca bu sürgün kafilelerine soktular. Henüz komünizmin tam kuvvetlenmediği bir dönemde halkın ve cemaatin "Hocamızı bırakın" diye hareketlenmesi ile kurtulduk diyor Sabri Ülker. Bu süreci, bu dönemleri bize anlattığı anekdotunda efendim. Çok zorlu zamanlar geçirmişler. Bizzat tanık olan insanlardan biri olmuş Sabri Ülker'de Kırım'da. Daha 9 yaş içerisinde işte duydukları, yaşadıkları, şahit oldukları bir çocuk için ne kadar ağır bir psikoloji. Bunu düşününce, biraz empati kurunca anlayabiliyoruz efendim. Rüşen Yalçın, Konya'da hizmet veren Bilgenur Tarım Makineleri sahibi Bilge Hanım Coşkun'a sizlerin aracılığıyla hayırlı işler diliyorum. Adana'da selamlar. Sabri Ülker'in akrabaları Ceyhan'da yaşamaktadır diye de bir yorumda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz Rüşen Bey'e. Armağan Gürül Er el sallıyor bizlere. Teşekkür ediyoruz yorumları için. Arkadaşımdan başka yorum var mı diye hemen bakıyorum. Şu anda başka bir yorum da görmedim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sabri Ülker'i tanımaya. Efendim tabii ki bu dönem içerisinde Sabri Ülker Kırım'da ilkokul yıllarını 3 yıl geçirebilmiş. 3 yıl okuyabilmiş Sabri Ülker. Türkiye'de eğitim hayatına tekrar Türkiye'ye göçüp geldiklerinde, buraya mecburen göçmek zorunda kaldıklarında eğitim hayatına en baştan başlamak zorunda kalıyor Sabri Ülker. Babası Hacı İslam'ın aldığı ilave ücretler Sabri Ülker'in eğitimine harcanıyormuş bu dönemde. Hacı İslam Efendi bir zaman sonra öğretmenlik mesleğine geri dönmek için Türkiye Cumhuriyeti makamlarına başvuru yapıyor ve sonucunda Saray ilçesine bağlı Kalpaklı köyünde ilkokula tayini çıkıyor. Bu dönemde meydana gelen 1929 ekonomik buhran ile aile de çok sıkıntılar çekiyor efendim. Sabri Ülker okuldan kalan zamanlarda annesinin yaptığı kurabiye gibi atıştırmalıkları satıyor ve okulun yanında da çalışıyor kendisi efendim. Tabii ki bu dönem içerisinde birçok ailecek zorluklar çekiyorlar Sabri Ülker ve ailesi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sabri Ülker ağabeyi Asım Bey ile beraber Nohutçu Han'daki atölyeyi açarak bisküvi üretmeye başlıyorlar. Aslında bu işi başarmaları o dönem şartları içerisinde iki kardeş için gerçekten bir mucize gibi.
olay, bir şey oluyor. Atölyenin sahibi burasını daha önce başkalarına satmış. Alanlar da çok kısa süreler içerisinde aynı dükkanı eski sahibine düşük fiyattan satmak zorunda kalmışlar. Atölyenin sahibi Asım ve Sabri Bey'in de öncekiler gibi bu işi başaramayacaklarını düşünüp göreceksiniz birkaç ay sonra bana geri satacaklar demekten hiç çekinmemiş o dönemde. Ve bu lafı ederken gerçekten dükkan sahibinin de bildiği var. Çünkü gerçekten çok zorlu bir zaman, ekonomik açıdan çok sıkıntıların çekildiği bir zaman. Ve hiç çekinmeden de dükkan sahibi bu öngörüyü söyleyebiliyor. Ve bunun yanında atölye içerisindeki makinalar da çok eski ve sürekli bozulan bir hale geldiğinden dolayı işleri biraz da zora sokabilir düşüncesinde dükkanın sahibi. Ama öyle olmuyor efendim. Yedek parçalar olmadığından dolayı Sabri Ülker bisküvi üretmeyle alakalı tecrübesinin yanına makinaların da tamir edilebileceğine dair tecrübelerini geliştiriyor. Ve o eski makinaları tamir etmeyi de öğreniyor o yıllar içerisinde. Hatta küçük bir anekdot da verilmiş efendim. O atölyede ilk yıllarda günde 200 kilo bisküvi üretiyorlarmış abisiyle beraber efendim Sabri Ülker. Bu dönem onlar için düşüşlerle yükselişlerle geçen bir dönem oluyor tabii ki. Ama zorlukları aşmasını biliyorlar. Çalışmayı biliyorlar. Çünkü bahsettiğimiz insanlar Kırım Tatarı insanlar. O yüzden Kırım Tatarları hiçbir zaman ümitsizliğe yer vermezler. İşte çok güzel bir örnek Sabri Ülker'le beraber yine karşımıza çıkıyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Hemen bir yorumlara da bakayım. Eğer yeni yorum varsa onlara da göz atmaya çalışayım. Şu anda bir yorum göremedim. Evet. Hilmi Demir selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar diyor bizlere. Teşekkür ediyoruz. Çok özür diliyorum. Kril alfabesiyle yazılmış ismi. O yüzden şu anda okuyamadım. Korbekliler demiş ve ardından da Kırım'da çıktı. Kitap Korbek Koyu hakkında orada malumat var. Ülker ailesi hakkında demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Bu benim cahilliğim. Kril alfabesi ile alakalı bilgim olmadığı için isminizi okuyamadım. Çok özür diliyorum. Tekrardan. Efendim kaldığımız yerden devam edelim bu yorumları da okuduktan sonra. Ve dediğimiz gibi çok ağır bir dönemden sonra tabii ki Sabri Ülker ve abi işlerini gerçekten ilerletiyorlar. Başarılı iş adamları olma yolunda işlerini gerçekten çok güzel bir hale getiriyorlar efendim. Sabri Ülker'in iş hayatındaki başarısının ardında özel hayatının da tabii ki de etkisi var efendim. Sevgili eşi Güzide Hanım'la mütevazi bir yaşam geçirirler her daim. Ve çocuklarını da torunlarını da bu mütevazi yaşam biçimine her daim özendirirler karı koca olarak. Güzide Hanım ve Sabri Bey'in hayatlarındaki en büyük acı ise evlatları Ali Ülker'i küçük yaşta kaybetmiş olmaları efendim. Kaybettikleri evlatlarının anısını yine adını verdikleri torunları Ali Ülker'de yaşatmışlar. O acıyı biraz da dindirmeye çalışmışlar efendim. Diğer evlatları Ahsen Özokur ve Murat Ülker hem ailenin mütevazi değerini hem de Sabri Ülker'in iş değerlerini her daim benimsemişler efendim. Bir yorum daha geldi. Üzeyir abi, evet Üzeyir Tarım. Selamun aleyküm arkadaşlar, kolay gelsin diyor bizlere. Sponsorumuz kendisi bu arada. Üzeyir abi, selamlarımızı sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Başka yorumumuz var mı? Onunla da beraber o yorumlarımızı da hemen bir bakayım, ekleyelim buradan. Başka yorum şu anda görünmüyor. Kaldığımız yerden Sabri Ülker'in hayatını anlatmaya devam edelim. Aslında çok anlatacak da bir şeyimiz kalmadı konuyla alakalı. Bir küçük anekdot daha almışım efendim. Ayrıca Sabri Ülker malumunuz yine bir Kırım Tatarı, Kırım Türkü Hayrettin Karaca'nın kurduğu Tema Vakfı'nın da kurucularından efendim. Sabri Ülker de Tema Vakfı'nın kurucularından imiş. Bu da bizim ayrı bir anekdotumuz olmuş oldu. Bu bilgiyi
Tabii ki dediğim gibi Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca. Kendisi de bir Kırım Türk'ü efendim. Demek ki aynı zamanda Tema Vakfı'nı kurmuşlar. Sabri Ülker de bu konuda yardımcı olmuş. Bu bilgiyi de sizlere aktardık efendim. Sabri Ülker 12 Haziran 2012 yılında da hayata gözlerini yumuyor efendim. Vefat ediyor. Dünyadan, aramızdan ayrılıyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaptıkları ve çalışmaları tabii ki şu anda çok net bir şekilde televizyonlarda, radyolarda, şehirlerimizin reklam tabelalarında görebiliyoruz. Ülker markasıyla ve tabii ki haberlerle beraber de gerçekten çok başarılı işlere imza atıyorlar. Bir küçük anekdot daha vereyim. Onu Bayböre arkadaşım sağ olsun not bilgilerimizi hazırlarken bana göndermişti. Yaşadıkları Batan Kırım'da yaşadıkları köye de daha sonrasında Sabri Ülker bir cami yaptırarak bir hayır işlemiş de oluyor efendim kendisi. Ve Sabri Ülker'le beraber çocukları da Kırım'da kesinlikle araştırmalarını yapmışlar. Nereden, Kırım'ın neresinden çıkıp geldiklerini, atalarının nereden olduklarını her daim araştırmışlar efendim. Böylelikle sizlerle beraber Sabri Ülker'i tanımaya gayret gösterdik. Nacizane sizlere anlatmaya çalıştık. İnşallah başarılı da olmuşuzdur diyelim. Bugünkü konuğumuz Sabri Ülker'di dediğim gibi. Ve konumuzu bitiriyoruz sizlerle beraber. Şimdi gelin bir nefeslenelim. Biz de nefeslenelim. 3 tane güzel Kırım yeri dinleyelim arka arkaya. Ve ardından kaldığımız yerden devam edelim. Hemen bir yorumlara bakalım. Daha sonra şarkı bilgilerini de sizlere ileteyim. Dilara Turubaç bizleri alkışlıyor efendim. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz kendisine. Diğer video partilerimizden de yorum var mı diye hemen göz atayım ben. Arkadaşlarım da Bayber'ü de eğer gönderirse o bilgilere de göz atayım. Şu anda başka yorum var mı diye bakıyorum. Başka bir yorum şu anda yok. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Bizlere yorumlarınızla eşlik edebilirsiniz. Dedikten sonra haydi gelin arka arkaya 3 güzel Kırım yeri dinleyelim. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. İlk güzel Kırım yerimiz ne olsun? Ay güzel olsun bizlere. Daha sonra Elzara Batalova kalaylı kazan desin. Ve ardından Yunus Kakura Çalbaş Bora yırıyla bizlere eşlik etsin efendim. İyi dinlemeler.
Kuşak yaptırdım çevresi sırma. Anam anam bozaydım boynuma urma. Anam anam bozaydım boynuma urma. Hey! Maşallah. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 21.40'ı gösteriyor. Ben Aruva İsa. Ben Kalakay. Ve şu anda sizlerle beraberiz efendim. Bugünün ayrı bir güzelliği var. Dediğim gibi uzun bir aradan sonra yayınımızı en azından iki kişi yapabiliyoruz. Bunun mutluluğuyla sizlerle beraberiz efendim. Kalakay. Evet dostum. Katesin Aruva musun? Aruvman, sen katesin Aruvsun mu? Çok aroma. Köp aroman dediğim gibi. Köp arasındayız. Yani Allah'a şükürler olsun. Tabii ki geçmiş değil bu salgın süreci ama bütün önlemlerimizi alarak, sosyal mesafemizi koruyarak. Uzun bir aradan sonra seninle beraberiz. Nasıl geçtin? Ne yaptın? Durumlar nasıl diyeyim ben sana şöyle. Vallahi ne desem en son 12 Mart ya da 11 Mart'ta ilk vaka çıktığı zaman da oradan anlatacağım. Evet. Böyle bazı yerlerin kapatılması gerekiyordu. Tedbirler alınması gerekiyordu. 16 Mart olması lazımdı. Daha sonra kararlar çıkmıştı. Evet. 16 Mart günüydü. Yanlış hatırlamıyorsam derneğe kapatıp bir çıkmıştık. Yani çıkış o çıkıştı. Çıkış o çıkıştı. Bilerek gelmedik çünkü buraya gelen insanların da sağlık açısından tehlike atmak istemedik. Evet. Açıkçası. Evet. Uzun bir süre kapalıydık dernekte. Şu anda beraberiz. Evet, çok şükür. Elhamdülillah. Aslında 1 Haziran'da bu süreç, yasak süreci tamamlandı ama biz yine ne olur ne olmaz dedik.
Evet, siz yine ne olur ne olmaz diye gelmediniz. Ben yine geldim ama dernek her türlü kapalıydı tabii. Böyle aynen. Bir buruktu. Evde daha sıkıcıydı ama sağlık için, kendimiz için, toplumumuz için kesinlikle şeyler yapmaya kesinlikle çalıştık evde oturarak. Bence en doğrusunu da yaptık kesinlikle diye düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Malum tezimle ilgilenirim diye umut ettim Mart ayında. Evet. Eve giriş o giriş. Yalnızca ekmek almaya bir ilk kere çıkmışlığımız vardı. 3-4 defa hani evet. Maksimum olacağı. Tezime bile bakamadım çünkü o kadar büyük bir bunalıma girdik ki. İster ne istemez. Ne olacak, ne yapacağız? İster istemez. O yüzden biraz bunalım süreci yaşadık ama şu anda daha iyiyiz. Yani kısaca anladığım kadarıyla bu süreç senin için verimli geçmedi. Kesinlikle verimli geçmedi ama şöyle bir parantez açmak istiyorum. Evet. Türk sinemasının değerli filmlerini tekrar izledim. Ne mutlu sana. Ne mutlu sana diyelim. Bazı ama hemen eklemek istiyorum. Evet. Bazı güzel kaynaklar var. Onları da zamanda iyi ki evde almışım, koymuşum. Onları da okuyarak böyle bazı hani verimli dönemlerimde oldu. Olmadı değil açıkçası. Bunu da belirtmek yani istiyorum. Uzun bir süreçten, 3 aydan, 3,5 aydan bahsediyoruz. İllaki bir şeyler olmuştur kalakay. Kesinlikle. Mesela limon yetiştiriciliğine başladım diye böyle bir gerçekten şey. Gerçekten mi? Kesinlikle. 29 tane küçük fidanlarım var şu an. Maşallah. Umarım Konya'da tutar. O zaman yine verimli olmamış dedik ama güzel bir süreç geçmiş yani. Toprakla haşır neşir olunmuş. Tabii yani balkon tamamen. Ne kadar saksı da olsa. Saksı değil biliyor musun? Öyle mi? Dikdörtgen yoğurt kovaları. Aa. Üzerine ektim, içine ektim. Çok ilginç bir şey oldu. Umarım bir gün dinleyicilerimiz derneğe gelirse bir tanesini de derneğe böyle koymak istiyorum. İnşallah. Birkaç sene sonra biraz daha büyür. O zaman daha güzel görünür ama bir tanesini derneğe bırakacağım yani zaten. Yani böylelikle geri dönüşüm de yapmış oldun. Tabii. Gerçekten güzel. Yorumlar geldi. Hemen bir yorumlara göz atalım hep beraber. Yalçın Tuna, süpersiniz. Yayın hayatınızda üstün başarılar diliyorum diyor bizlere. Çok teşekkür ediyoruz Yalçın Bey'e bu güzel yorumlarından ötürü. Başka yorum var mı diye bakacağım. Tabii ki maalesef bugün arkadaşım Baybörü bizlerle beraber değil. Çünkü neden? Hem sosyal mesafeyi koruma amacıyla. Şöyle bir durum var. Senin yüzüne dönüp bakamıyorum. En kötü olan bu. Evet. Aramızda 3 koltuk fark var. Biraz bağırıyorum. Onun da bir sorunu mikrofon, var. Mikrofon ses gitme olayı. Evet. Onu da çözmeye çalışıyoruz. Çünkü mikrofon senin önünde olduğu için ben birazcık daha bağırmak zorunda kalıyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Önem gösterdiğin için. Rica ederim. Baybör arkadaşım da bana video partilerinden gelen yorumları gönderecekti. Hemen ona bakıyorum. Ali Boztoprak. Hayırlı akşamlar. Programınız çok güzel. Öksüz Kırım'ın, soydaşlarımızın kurtuluşu dileklerimle Ermenek'ten selamlar demiş bizlere. Bu güzel yorumdan ötürü Ali Bey'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yalnız bu yoruma bir anekdot ekleyeceğim. Daha doğrusu kendimden bir yorum ekleyeceğim efendim. Tabii ki sizlerin müsaadesiyle. Kırım hiçbir zaman öksüz değildi. Öksüz de kalmayacak inşallah. Güçle, kuvvetle, çalışmalarımızla hiçbir zaman Kırım'ı, vatan Kırım'ı öksüz bırakmayacağız efendim. Sizler ve bizlerle birlikte. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyoruz Ali Bey'e bu yorumlarından ötürü. Filiz Taş, Jamal'a 1944 çalar mısınız demişler. Efendim bakmaya çalışacağım. Listemde eğer varsa sizi kırmayalım. Bu şarkıyı çalmaya çalışalım. Tabii ki şunu da eklemek istiyorum. Facebook üstünden yayın yaptığımız için efendim bazı şarkılar telif hakkına giriyor. Ve biz o şarkıları çalamıyoruz. Eğer listemde varsa sizleri kırmayacağım. Kesinlikle bunu çalacağım efendim. Zarema Cemilova. Yanlış okumadıysam. Bizlere el sallıyor. Teşekkür ediyoruz. Selamlar iletiyoruz. Aydın Aydın Ankara'dan selamlar demiş efendim. Aydın Aydın'la beraber tüm Ankara'daki dost, ahbap ve bizi dinleyen dinleyicilerimize kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz efendim. Başka da yorum şu anda yok şu gibi. Şu anda yok. Yine dernek sayfamıza bir mesaj gelmiş. Evet. Şu anda cevaplayamıyoruz onu ama Bilgehan Beyefendi birazdan tekrar dönüş yapacağız. Eğer dinliyorsa mesajımı gördüler ama niye dönmüyorlar demesinler. Şarkı arasına girdiğimiz ilk anda size de geri dönüş yapacağız. Kesinlikle. Tabii şarkı arasına girmeden bugün dediğim gibi programımız içerisinde bir konuyu ele alıyoruz ve daha sonrasında hafta içerisinde, geçtiğimiz cumartesiden bu zamana kadar hafta içerisinde olan biten haberlerle alakalı sizleri de bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki Kırım Haber Ajansı
haberleriyle bunu her zaman dile getiriyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Haberleri dediğim gibi Kırım Haber Ajansı'ndan alıyoruz, sizlere aktarmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle hem Kırım Haber Ajansı çalışanlarına ve başta Türkiye direktörü diyelim Aydın Taş'a, Aydın abiye de bol bol selamlarımızı iletiyoruz efendim. 10 Haziran tarihli ilk haberimizle başlayalım sizlerle. Okuyalım, üstüne biraz konuşalım ve ardından ikinci habere geçmeden yine bir müzik arası verelim sizlerle. İlk haberimiz dediğim gibi 10 Haziran tarihli haber. Kırım Tatar Milli Meclisi'nden 26 Haziran Kırım Tatar Bayrak Günü çağrısı başlıklı haberimiz efendim. Kırım Tatar Milli Meclisi 26 Haziran Kırım Tatar Bayrak Günü dolayısıyla Ukrayna Radyo ve Televizyon Konseyi ile Ukrayna Kentleri Birliği yönetimine başvuruda bulundu. KTMM Ukrayna Radyo ve Televizyon Konseyi'nden 26 Haziran 2020'de Ukrayna televizyon kanallarında Ukrayna ve Kırım Tatar bayraklarının yerleştirilmesini istedi efendim. Alt başlık gök renkli bayrak Ukrayna bayrağıyla birlikte göndere çekilsin diye devam ediyor haberimiz. Ukrayna Kent Birliği'ne de başvuru yapan Kırım Tatar Milli Meclisi 26 Haziran Kırım Tatar Bayrak Günü'nde ülkenin tüm kentlerindeki kent konseyi binaları önünde Ukrayna bayrağıyla birlikte Kırım Tatar bayrağının da göndere çekilmesini talep etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubar, Ukrayna Radyo ve Televizyon Konseyi'nden 26 Haziran Kırım Tatar Bayrak Günü'nde Ukrayna televizyon kanallarının ekranlarında Ukrayna ile Kırım Tatar bayraklarının yerleştirilmesi konusunda yardım istediklerini belirtirken, Kırım Tatar Milli Meclisi söz konusu eylemin Ukrayna televizyon kanalları tarafından desteklenmesinin, Ukrayna medyalarının geçici olarak işgal edilen Kırım ve Kırım Özerk Cumhuriyeti ile Akyar kentinin Ukrayna egemenliği altına dönmesini bekleyen Kırım Tatar halkı, etnik Ukraynalar ve diğer milletlerden olan insanlarla dayanışma içinde olduğunu göstereceğini düşünüyor ifadelerini iletti efendim. Diğer alt başlık haberin Kırım'da egemenlik geri kazanılana kadar gönder de kalsın diye devam ediyor haber alt başlıkta. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov, Ukrayna'nın Fastiv Belediyesi ile ortak başvuruda bulunduklarını belirterek, Kırım Tatar Milli Meclisi ile Fastiv Belediyesi'nin hazırladığı ortak başvuru mektubunda, Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Akyar kenti ile Karadeniz ve Azak Denizi'nin bitişik suları üzerindeki devlet egemenliği geri kazanılana kadar Kırım Tatar bayraklarını indirmeme teklifi yer alıyor değerlendirmesinde yapmış efendim. Bu haberle beraber tabii ki önemli bir yere de değiniyoruz. 13 Haziran çok az kaldı. 13 gün kaldı. 26 Haziran Kırım Tatar Bayrak Günü yaklaşıyor efendim. Evet efendim. Bunun için de şarkıdan sonra bizler de bir talepte bulunacağız Genç Tatar olarak. Ama öncelikle müzik olsun. Evet, öncelikle müzik arasını verelim. Hemen şarkımızın, yarımızın ismine bakalım. Arka arkaya iki güzel Kırım yarı dinleyelim efendim. Edip Bahçesaraylı bize desin ki Çibörek Cinafe, ardından Aliye Hacıbadinova Kızılcıklar Oldu Mu desin bizlere. Daha sonrasında yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. İyi dinlemeler. Sabah akşam
kızılcıklar olmadı, seleleri dolmadı ey. Yollandığın yüzü çigin parmağıma olmadı, mendilin eline yandım tatlı diline. Kara kına yolladın yar benim ellerime. Mendilin eline yandım tatlı diline. Kara kına yolladın yar benim ellerime. Ateşler yakma beni, seni kordum seni.
ateşler yakma beni. Seni kordum, seni sandım, gel yanıma koyuyorum. Ateşler yakma efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 22.01'i göstermekte. Genç Tatar 68. yayını kaldığı yerden devam etmekte efendim. İki güzel Kırım Yarı dinleyecektik ama yorum daha sonradan aklıma geldi. Filiz Hanım'ın yorumu var. Filiz Hanım Jamala'dan 1944. 1944 evet, yanlış söylemedim. Yırını bizden istemişti ama efendim onu çalamadık. Çünkü telifle ilgili bir sorun oluyor. O yüzden onun yerine sizin yine gönlünüzü edebilmek amaçlı Jamala'dan O Közler'in yırını sizlerle beraber dinledik. İnşallah beğenmişsinizdir bu şarkıyı da Filiz Taş hanımefendi. Selamlarımızı da iletiyoruz kendilerine. Yorumlar varsa hemen bir göz atalım. Yorum yoksa kaldığımız yerden haberlerimize devam edelim efendim. Şu anda benim önümdeki ekranda yorum görünmüyor. Tabii ki yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Hadi gelin kaldığımız yerden devam edelim. İlk haberimiz Kırım Tatar Bayrak Günü ile alakalıydı. Kalakay. Evet, bir sesim gidiyordur umarım. Ben sana söyleyeyim sen tekrar. Tamam, tamam. Dilara Turbek, Turbaç. Çok sevindik böyle programı açmanıza, maşallah. Dilara Turbaç. Böyle bir yayın yaptığınız çok için sevindim. Çok sevindik diyor bizlere. Ve başarılar diliyor maşallah, bizlere. Maşallah diyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, Dilara Hanım'a. Bizleri takip ettiği için biz teşekkür ediyoruz onlara. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Kırım'dansa Kırım'a da hasaten sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz bu vesileyle efendim. Bizlerle kalın. Yayınımızı dinlemeye devam edin. Şarkı aralarında dediğimiz gibi konularımıza, haberlerimize devam ediyoruz. İlk haberimiz dediğim gibi 26 Haziran Kırım Tatar Bayrak Günü ile alakalı haberimizdi. İkinci haber bizler için, Kırım için gerçekten önemli bir haber. Önemli bir haberdi. 10 Haziran tarihli bir haber. Evet, bir dakika. Evet, buyurun. Dedik ya Bayrak Günü ile alakalı bir şey söyleyeceğiz. Ben yoruma bakmaya gittim. Sen bu arada yine habere girmişsin. Şimdi Kalakaycığım, yani uzun zaman sonra dernekte tekrar yayın yapabilmenin heyecanı da var. Bence de. O yüzden özür diliyorum senden. Hadi gel, buyur. Hadi gelelim. Bu arada bir yorum daha var. Hemen bakalım. Harikasınız. Sağ olun diyor Filiz Taş. Bizlere yorumlarıyla çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok teşekkür ediyoruz Filiz Hanım'a. Şöyle ki 26 Haziran'a 13 gün kaldı. Biz de sizlerden bir şey istiyoruz. Büyük bir ihtimalle büyüklerimiz de isteyecektir ama
26 Haziran günü evlerimize, balkonlarımıza, pencerelerimize eğer Kırım Tatar bayrağını asarsak, gök bayrağımızı, bence güzel olur diye düşünüyoruz. Bence dedim, bizce olması lazım. Evet, bizce. Ben de heyecanlanıyorum herhalde. Çok normal, dediğim gibi sanki ilk yayınımızı yaparmış gibi oldu. Uzun bir aradan sonra burada beraber olunca. Kesinlikle, ki ben en son Mart yayınında yapmıştık yayını biz Baygör'ün ile, evet, beraber. Daha sonra sürekli sen yayın yapmıştın. Aynen öyle. Mecburen evimizde kaldık. Yayınlarımızı da evde yapmıştık. Tekrar edelim. 26 Haziran günü evlerimizde gök bayrağımızı biz de asalım. Biz de bir farkındalık yaratalım diyoruz. Biz her sene duyuruyorduk. Bu seneyi tekrar duyurmuş. Hatta şöyle de diyelim. Hatta bize fotoğraf gönderirseniz. Bayrakları o gün, 26 Haziran günü bayraklarınızı astıktan sonra fotoğrafları çekerek Genç Tatar profilimize, Facebook üzerinden, Konya Kırım Türkleri Derneği Facebook sayfamıza ve diğer sosyal medya hesaplarımıza fotoğrafları gönderebilirsiniz. Lütfen biz de, hangi şehirden olduğunu yazın ki, biz de ona göre dikkat çekelim insanlara. Olabildiğince yayınlarımızda veya paylaşım olarak o fotoğrafları sosyal medyalarımızda paylaşalım. Ve daha da çok bir farkındalık oluşturmaya çalışalım. Mesela bu konuyu açmışken, habere geçmeden şunu da es geçmek istemiyorum. Bu sene gerçekten çok farklı bir durum oldu ki 18 Mayıs günü Ankara'da mitingde olurduk. Sağlıklı olduğumuz her sene. Ama bu sene olmadı. Ankara'da olamadık, hep beraber olamadık. Ama sosyal medyalar üzerinden, teknolojinin getirdiği o imkanlarla beraber daha farklı ve daha da çok farkındalık oluşturarak, bana öyle geldi, bir anma etkinliği de yapıldı 18 Mayıs çok sürecinde. Çok güzel oldu bence bu dönemde. O yüzden bayraklarınızı 26 Haziran'da asın, fotoğraflarını bize gönderin ve biz de onları elimizden geldiğince yayınlamaya, paylaşmaya çalışalım efendim. Bunu da ilettikten sonra bizim için önemli olan habere gelelim, sizlere de iletmiş olalım efendim. Kırım Haber Ajansı'nın 10 Haziran tarihli haberi, Emine Cabbar Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu başlıklı haberimiz efendim. Eski Ukrayna Enformasyon Politikaları Bakan Yardımcısı Emine Cabbar, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı görevine atandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun 10 Haziran 2020 tarihinde düzenlediği toplantıda Emine Cabbar'ın Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı görevine getirilmesini onayladığını bildirdi. Alt başlık, haberin alt başlığında ekibimize güçlü bir oyuncu katıldı başlığıyla devam ediyor haberimiz. Dimitro Kuleba, ekibimize güçlü bir oyuncu katıldı. Emine Hanım, kamu diplomasisi, uluslararası kuruluşlar, devlet protokolü, Kırım konularından sorumlu olacaktır diye de kaydetti efendim haber içerisinde. Bu vesileyle Genç Tatar olarak Emine Hanım'ı tebrik ediyoruz. Emine Cabbar'a yeni görevinde başarılar diliyoruz ve bizleri temsil edeceği için de her daim yanında olduğumuzu iletmek istiyoruz yayınımız içerisinde efendim. Kalakay, nasıl değerlendirirsin, şöyle kısaca senden de bir yorum almak istersek efendim bu haberle alakalı. Evet. Bence güzel bir karar. Hem Ukrayna yönetimi için güzel bir karar, hem de bizim için. Zaten Emine Hanım Birleşmiş Milletler'de pek çok alanda kendini gösteriyordu. Kesinlikle. Enformasyon Başkanı galiba öyle bir görevi vardı. Enformasyon Bakanlığı da yine Başkan Yardımcılığı yapıyordu. Daha aktif bir yere geldi. Bu bizim için de güzel olacağını gösteriyor aslında. Yani Ukrayna yönetiminin de hani Kırım konusunda biraz daha farklı politikalar olmasa bile Tatarları aktif kullanacağını, aktif olarak beraber yürüyeceklerini gösteriyor. Nacizane biraz senin de alanına giriyor eğitimle alakalı. Çok küçük, eğer seni yormasam bir soru sormak istiyorum bu konuyla alakalı. Enformasyon Politikaları Bakanlığı'nda bakan yardımcısıydı. Dışişleri Bakanlığı'na geldi Emine Cabbar. Tabii ki Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olması ve Kırım Türk'ü olması süreçleri nasıl değiştirebilir sence? Bir etkisi, yani etkisini nasıl görebiliriz? Evet ya, bu soru haddimi aşan bir soru ama şöyle söyleyebiliriz. Bu durumda Dışişleri Bakanı'nın yardımcısı olmasıyla beraber bazı konularda aktif rol alacağı anlamına geliyor. Evet.
Ki aynı zamanda da bir kurmaylık durumu var. Yani yol yöntem göstericiliği var. Danışmanlık gibi görevleri var. Büyük bir ihtimalle bizlerin daha çok istediği politikalar yürütülebilir en azından bakana. Dışişleri Bakanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın da bizzat kendi sözleri Kırım konularından sorumlu olacak diye de iletmiş evet. kendisi. Ki kamu diplomasisi demiş. Evet. Çok önemli bir yöntemdir. Uluslararası kuruluşlardaki BM'de de kendisini görmüş, Birleşmiş Milletler'de de. Devlet protokolü Kırım konuları demiş. Kırım konusu zaten hani başlı başına büyük bir sorun. Ukrayna için de büyük bir sorun. Aynı zamanda konuyu dağıtıyor muyum bilmiyorum ama hem Doğu Avrupa için hem de Kafkaslar için büyük bir tehditti zaten. Kesinlikle. Ki zaten daha önceden de gördük Güney Ossetya olsun, Abhazya olsun, Gürcistan gibi durumlarda Rusya'nın. Büyük bir ihtimalle bu süreçte Emine Hanım daha aktif olacak. Belki ileride daha üst düzey bir konumda olabilir. İnşallah. İnşallah. Bizim yani de temennimiz zaten. Haddimi açıyorum şu anda. Biraz da analizden ziyade umudum ve beklentilerimi aktarıyormuş gibi oluyor ama böyle bir durum var. Nacizane ben de bu bakımdan yorumunu istedim. Tabii ki dediğin gibi bazı yerleri de artık bizim üstümüzde bize aşıyor. Ama yorumlamakta fayda var diye düşündüm. Tekrardan Emine Hanım'a görevlerinde, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Genç Tatar ekibi olarak efendim. Bugünle alakalı evet. Bir şey daha ekleyeceğim. Buyur Kalkay. Ukrayna dış politikası belirleyen bazı unsurlar vardı. Onun için aktif bir oyuncu olacak ve bazı unsurlarda yani politika etkileyen bazı unsurları devre dışı bırakabilir. Gibi bir yorum da yapabiliriz aslında. Yani haddimi aşıyorum tekrar bunu da söylüyorum. Efendim şunu da ileteyim tekrardan tırnak içerisinde. Kalakay eğitim hayatı içerisinde bu çalışmalar içerisinde olduğundan dolayı böyle bir yorum istedim. Aman dikkat edelim Kalakay. Yeni geldiklerine bir şeyleri kırmıyor. Yok sıkıntı yok. Dezenfektan şişesi devrildi sadece. O daha önemli. Ama sağlam. Şu anda uyuyor. Daha önemli. Sağlam. Evet efendim bugünün son haberine geçiyoruz. Onunla ilgili de haberimize göz atalım. Ardından artık bugünle alakalı haberlerimizi bitireceğiz. Efendim 12 Haziran tarihli Kırım Haber Ajansı'nın haberi işgalcilerden bir Kırım Tatarına yalancı şahitlik suçlaması başlıklı haberi sizlere de iletiyoruz efendim. İşgal edilen Kırım'da yasa dışı faaliyet yürüten Rusya Federal Güvenlik Servisi görevlileri 11 Haziran 2020 tarihinde Kırım Tatarı Ruslan Bekirov'u alıkoydu. İşgalci güçler Bekirov'u sorguladıktan sonra ikametini izinsiz terk etmemek şartıyla serbest bıraktı. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Rusya tarafından işgal edilen Kırım'ın Akyar şehri yakınındaki Baydar köyünde yaşayan Ruslan Bekirov'un dün FSB tarafından alıkonulduğunu bildirdi. Alt başlıkta baskı yaparak ifade imzalattırdılar. Şimdi de yalan tanıklıklarla suçluyorlar diye haber devam ediyor efendim. İşgalci FSB Ruslan Bekirov'u güya kasıtlı yalancı şahitlik yapmakla suçluyor. Bekirov'un açıklamasına göre 17 yıl hapis cezasına mahkum edilen Kırım Tatarı siyasi tutsak Enver Seyit Osmanov'un sözde davası çerçevesinde yapılan ön soruşturmada verdiği beyanı ile mahkemede verdiği ifadeleri arasında uyuşmazlık olduğu için kendisine karşı dava açıldı. Bir alt başlık daha Bekirov mahkemede daha önce imzaladığı ifadeyi reddetmişti diye devam ediyor haber. 21 Ağustos 2019 tarihinde Rostov-Donu kentindeki Kuzey Kafkasya Askeri Mahkemesi'nde Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurgulanan düzmece Hizbut Tahrir davası çerçevesinde yargılanan ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Enver Seyit Osmanov'un dava duruşmasına tanık olarak ifade veren Ruslan Bekirov soruşturma sırasında imzaladığı ifadesini reddetti. Bekirov daha önceki ifadesini FSB soruşturma görevlilerinin baskısı altında imzalamak zorunda kaldığını bildirdi. Son haberin alt başlığı baskı uygulayan FSB görevlileri şikayet etti diye devam ediyor haber. 11 Nisan 2019 tarihinde Ruslan Bekirov Rusya Karadeniz Filosu Askeri Soruşturma Komitesi'ne başvuru yaparak kendisine karşı baskı uygulayan FSB görevlilerinin görevlerini kötüye kullandığı gerekçesiyle denetlenmesini talep etmişti diyor
haberimizde efendim. Yani gün geçmesin ki Kırım'da saçma sapan davalar açılmasın. Durumlar daha kötüye gidiyor gibi görünüyor bu süreç içerisinde. Zulümler, baskılar senelerdir, hatta yüzyıllardır bitmedi Kırım'da, Kırım Tatarlarına yönelik. Ve 2014 yılından beri de hala o zorbalıklar, zulümler, baskılar devam ediyor. İşte okuduğumuz son haberde de sizlere de iletmiş oluyoruz efendim. Baskıyla alınan imzalar, bilgiler, daha sonrasında salınma ve daha sonrasında tekrar tutuklanma ve sözde Hizbut Tahrir davalarıyla yargılanan suçsuz günahsız insanların üzerinden başka insanları da yargılama bitmedi, bitmiyor, devam ediyor efendim. İnşallah bir gün, bu da çok yakında olacak, bizim temennimiz bu yönde, bu haberleri okumadan geçireceğimiz Genç Tatar yayınları, Kırım'ın güzelliklerini anlatabileceğimiz Genç Tatar yayınlarında en yakın zamanda yapabilme ümidi bizlerde her daim yaşayacak efendim. Allah yardımcıları olsun. Kırım'da bu süreçler içerisinde ailelerinden koparılan, çocuklarından alıkonulan, babasız bırakılan evlatları korusun, kollasın Rabbim. Bu zorbalıkların bir an önce bitebilmesi duasını ediyoruz sizlerle beraber efendim. Bugünün son haberiydi bu da. Bunu da ilettikten sonra Kırım yıllarına kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda gördüğüm kadarıyla daha yorumu düşmedi ama Metin abi, Metin Çetin de bizlerle beraber. Ben ona ayrıca bir selam göndermek istiyorum. İnşallah iyidir, sağlıklıdır. Hem ailesine hem de kendisine bol bol selamlarımızı iletiyoruz efendim. Hadi gelin Kırım yıllarına kaldığımız yerden devam edelim. Üç güzel Kırım yılı daha gelsin. Daha doğrusu iki güzel Kırım yılı gelsin. Bir de bugün Kalakay'ın çok sevdiği bir müzik. Özbek şarkıcıdan gelecek. Hülkar Abdullayeva, yiyesim geldi diyecek. Onu bilerek senin için seçtim bugün. Teşekkür ardından ederim. İki güzel Kırım yılı gelecek efendim sizlere. Asan Bilalov, Salgır Boyu diyecek. Ardından Aslanbek Sultanbekov, Averiydi Yüreğim diyecek bizlere. Daha sonrasında yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim sizlerle beraber. Hülkar Abdullayeva, Yiğisim geldi sizlerle. İyi dinlemeler. Çapılgangına, tahtada tirilgengine, çapkıda çapılgangına ya, tahtada tirilgengine, varmakta bükülü yengine, berekiyetim geldi, varmakta bükülü yengine ya, berekiyetim geldi, geldi, yine yine geldi, berekiyetim geldi, inşallah. Salın gangına, hey, hey. Palo yesim geldi ya.
Rahim. Hedim başka çakobu. Vah vah ibi ine geldi. Palav yiyesim geldi. Tümet inedim kuyana. Yine yiyesim geldi. Boz yere ekilgen gine. Noktada da kılgan gine. Boz yere ekilgen.
корінем, то сумним інше дайма. Сен дейлерді сүймеге ярамайды. Мұтайым деп те қарши көп қарайма. Ай хай дүния сені мұтып болмайды. Ауырыйды шаншып менім юрегім. Олысайды шапаланған яраға. Қарайманда алдынғандай туылысым. Қоз ярығым кім түскенді араға. Sam tanımay, nege geldin, nege men özledin. Derim ilpege tek artıngdan karatı. Ne zat üşün yüreğimde. Evet efendim, saatlerimiz 22.27'yi gösteriyor. 3 güzel Kırım yırını, daha doğrusu 2 güzel Kırım yırını ve bir de Özbek şarkıyı dinledik sizlerle beraber. 2 tane yorumumuz var. Onları hemen göz atacağız. Ve ardından bir istek parça var. Onu yerine getireceğiz efendim. Süheyla Baycan Kolağısı, iyi akşamlar, tım tım şarkısını çalabilir misiniz demiş efendim. Şarkı arasında tabii ki hemen bu yorumu gördük. Şarkımızı hazırladık. Birazdan tım tım şarkımız sizlerle beraber olacak. İnşallah dileğinizi, isteğinizi yerine getireceğiz efendim. Metin abimiz de Kalakay, fark edebiliyor musun? Hem bizi iyi takip ediyor hem de paylaşım sever birisi. Metin Çetin, Metin abimiz. Evet. İyi akşamlar. Hayırlı yayınlar, iyi yayınlar gençler. Selamlar demiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz Metin abi. Tekrar sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Hiç ara vermiyoruz efendim. Süheyla Baycan Kolağısı'nın istemiş olduğu tım tım şarkısını şimdi sizlerle dinleyeceğiz efendim. Hemen o şarkımı hazırlıyorum ve tım tım şarkısı sizlerle. Thank you.
karşınızda. Evet efendim, isteği de yerine getirdik. İnşallah memnun edebilmişizdir. Süheyla Baycan Kolağası'nın isteğini yerine getirdik. Teşekkür ediyoruz efendim. Artık yavaş yavaş Kalakay'la beraber bugünü noktalayacağız. Kapanış için sizlerleyiz. Genç Tatar 68. yayınının kapanışı için artık son sözleri ileteceğiz ve bugünü noktalayacağız efendim. Tabi buna geçmeden önce bazı hatırlatmalarım olacak. Genç Tatar için önemli bunlar, sizlere hatırlatalım. Bayböğrü sağ olsun, hemen hattın diğer ucundan diyelim, öyle söyleyelim. Hemen yorumla beraber linki de buraya iliştirdi. Efendim, Genç Tatar dediğimiz gibi radyo yayınlarıyla beraber bunun yanında yazılara da önem veriyor. Yazmaya da devam ediyor. Genç Tatar mecmuasının olduğu internet sitemizde yazılarına kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü sayımızı yayınlamış olduk efendim Haziran ayı içerisinde. www.gençtatar.com adresinden Genç Tatar mecmuamızı okuyabilir, indirebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da siz değerli dinleyicilerimize yaptıktan sonra sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine bizlerle beraber oldunuz, bizleri dinlediniz. O yüzden çok çok teşekkür ediyoruz ayrı ayrı tüm sevenlerimize, dinleyicilerimize efendim. Evet Kalakay, şöyle uzun, biraz uzun olabilir, kısa da olabilir. Tamamen sana bırakıyorum. Bir son sözü alalım senden. Daha sonrasında kapanışımıza geçelim. Evet, uzun bir aradan sonra burada olmak gerçekten insanı biraz heyecanlandırmıyor değil. Herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz bizi dinledikleri için. Haftaya tekrar biz buradayız. Tabii ben olur muyum bilmiyorum. Aynı mekanda olur muyuz bilmiyorum. İnşallah. İnşallah oluruz. Sağlık sorunları olmaz. Ne diyebilirim ki? Çok teşekkür ediyoruz herkese dinledikleri için. Sağ olun, var olun. Bu arada bir şeyi unuttun sen bu yayında. Bunda daha yine aklıma geldi. Zafer Agamızın tweetini görünce. Evet. Emel Dergisi'nin aboneliğiyle alakalı 2020 yılı. Evet. Bu yayında unuttum. Çok özür diliyorum. Neyse, onu haftaya yayınla. Ama tekrar edelim. Dinleyicilerimiz de hazırlıklı olsunlar. Böylelikle diğer haftaya. Haftaya olacak yayınlar. Kırım Emel Vakfı efendim, Emel Dergisi aboneliğini canlı yayınlarımızı dinleyerek kazanma şansına sahipsiniz. Yapmanız gereken tek şey de canlı yayın esnasında bizlere yorum yaparak bu hediyeyi kazanabiliyorsunuz. Efendim, dediğim gibi tek yapmanız gereken canlı yayın esnasında bizlere yorum yapıyorsunuz. Ve daha sonrasında adresinizi bizlere iletiyorsunuz. 2020 yılı içerisinde çıkacak olan Emel dergilerinin ücretsiz aboneliği hediyesini kazanmış oluyorsunuz. Bunu da tekrar hatırlattıktan sonra inşallah bir sonraki yayınımızda hazır bir şekilde bu hediyeden yararlanmak isteyenler bizleri bekleyebilirler. Çok teşekkür ediyorum bunu hatırlattığın için. Hemen evet. Buyur. Herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Teşekkür ediyorum Kalakay. Gerçekten İlk defa başlamışız gibi o heyecanla bugün sizlerle beraber olduk. Derneğimizdeydik. Konya Kırım Türkleri Derneğimizdeydik sizlerle beraber. 68. yayınımızı tamamlamış oluyoruz. Böylelikle efendim, siz değerli dinleyicilerimize tekrar tekrar bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere destek veren herkese, bütün teşkilatlarımıza ve herkese kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Bugünü noktalıyoruz efendim. Bir sonraki hafta yine sağlıklı bir şekilde, mutlu bir şekilde görüşebilmek temennisiyle Genç Tatar 68. yayını diyordum Kalakay. Buyur. Yani Sağlık Bankası'na tamam. Beraber. Ya işte unuttuk yani, onların hepsini unuttuk. O yüzden ben de hani işaret yapıyorum, 1, 2, 3 diyecektim. Acaba bir şey mi söyleyecek diye kestim. Yok, hayır. O zaman hadi tamamlayalım. 68. yayınımız burada sona eriyor. Ey güzel Kırım, birazdan son olarak sizlerle. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim. Sağlık mankalınız.